Merhaba sevgili öğrenciler. Şu anda bir oksijenli solunum sorusu görüyoruz. Sorumuz aynen şöyle. Oksijenli solunum sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşir? Bildiğiniz gibi oksijenli solunum 3 evrede gerçekleşir. Glikoliz evresi, Krebs çemberi ve ETS basamakları. Seçeneklerde verilen karbondioksitin açığa çıkması Krebs çemberine özgü bir olay. Glikozun aktifleşmesi glikoliz evresinde gerçekleşir. NAD'nin indirgenmesi yani hidrojen tutması hem glikoliz hem Krebs çemberinde gerçekleşir. Piruvatın oluşması glikoliz evresinde gerçekleşir. B seçeneğinde verilen oksijenin indirgenmesi yani oksijenin hidrojen ve elektron yakalaması oksijenli solunumun son aşaması olan ETS'de gerçekleşen bir olaydır.